Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Ekim 2022 Salı. Güzide vilayetimiz Diyarbakır'dan bugün tam 9 kuşu bir programı hazırladık size. Gayet böyle birinci altılı çok ufak bir şablon arkadaşlar. İkinci altılı bir tık daha geniş tabi oluyor ama yeteri kadar teklerimiz, alternatif bankolarımız var. Eğer böyle delikanlı gibi bir koşu olduğunda tutturma ihtimalimiz %80 olduğunu düşünüyorum ama tabii dediğim gibi görüyorsunuz yine bu Elazığ'da veya işte Diyarbakır'da, işte Şanlıurfa'da gelen atlar hep 10 boy, 5 boy, 8 boy binicik böyle yani ayarlanmış yarışlar oluyor. Yapacak bir şey yok yani, biz bunu engellememiz mümkün değil. Birinci koşuyla beraber 17-15'te birinci altılı yani başlıyor Diyarbakır'da. Herkese bol şans diliyorum. Arkadaşlar burada Handicap 15 bir koşu var. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet, burada 3 numaralı Atik Kıran, Ahmet Asanbar, bu vatandaş bu atı tanıyor. Bununla kazandı da bir şekilde arkadaş oldular artık yani. Belli bir şey bu. Yine 1200 metre kum piste çıkacaklar. Sapkan'la arkadaşıyla beraber. 3 numara burada ön planda ve 5 numara Cinderella, Necmi Altın'da. 2 tane at yazacağız biz buraya. 3 ve 5. Varsa arkadaşlar siz yazın. Böyle biz daha iyi ve mümkün mertebe az at verelim. Ona göre manipüle etmesi daha zor olsun bazı vatandaşlar için. İkinci koşu Maiden, dişiler 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada da 1 numaralı Anatolian, Necmi Altın'da 200 Dalaka arkadaşlar ön planda. Yani bu iki tane safkan zaten bu Anatolian ilk koşusunda yine Diyarbakır'da Necmi Altın'da ikincilik yaptı. 2,5 boy Can Kuzu'ndan diğer ekürler kazandı. Onlar başka bir ekürüydü yani. Burada da şansı yüksek bu Anatolian'ın, eğer iyi bir idare olursa, ki Necmi Altın çok iyi bu bölgede jokeylik yapan birisi. Bunun bir tek rakibi var. Altın var. Kupacı kız Ferit Yardımcı'yla. Bakalım o da bu sapkana, kurtel yavrusuna ilk kez binecek. Nasıl bir performans gösterecekler. Evet. 1 ve 6 diyoruz buraya. Yani ekürler tabi ön planda. Üçüncü kuşu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 5 tane safkan var. Burada 3 numaralı Play My Song Ferit Yardımcı'yla Banko. Arkadaşlar evet, bırakmaması lazım. Şimdi 5 at koşuyor burada zaten. Veya yol verirse herhangi birisi kazanabilir. Ama bu safkan yani diğerlerine vurduğun zaman zaten bu Ferit Yardımcı bu safkanla Maiden'dan 28 Eylül'de çıkmıştı. Hep Ferit Yardımcı biniyor bu safkana. Bir şekilde yine kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Sanmıyorum ben bırakacağını bu yarışı Ferit Yardımcı Bey'in. Evet, dördüncü koşuya geçiyoruz. Şartlı 5, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Evet, bu yarışı ikinci altılık Ganyan'da start oluyor burada. Önceliğimiz burada 2 numaralı Göbekli Tepe Ağası. Ferit Yardımcı ile Göbekli Tepe Ağası ekürlerin de ağası sayılır. İsa Katar'la bakın, bu sapkanın, şu Göbekli Tepe ağasının henüz daha beşinciliği yok. Bir tane dördüncülüğü var Burak Bektaş'la. Şartlı 3'te. Şimdi yalnız şartlı 5 biraz kasçak bu. Şartlı 5'e çıkıyor şu anda. Bu belli yani. Şartlı 4'ü atlamış. Şartlı 5'e çıkıyor. Kasçak belli ama Berkay Fırtınası var ekürisi. Bakarsanız ondan bir atraksiyon gelebilir. O da kötü bir sapkan değil arkadaşlar. O da son koşusunu kazandı Diyarbakır'da, İsa Akyavuz'un yine 1200 metrede. Handikap 15'te. Hatta o biraz daha böyle şartlı 4'leri falan gördü. Handikap 15'i gördü. Handikap 14'leri gördü. İyice bu, yani o daha böyle palazlanmış durumda. İsa Katar da çalıştırmış onu. Yani 2 ve 1 gerçekten güzel giriyorlar bugün buraya. Tek bir rakibi var bize göre. Burada 5 numara Bülent Bıra. Burak Bektaş'la. Burada Bülent Bravo Turbo temsilcisi bugün çok ters bir koşu çıkartarak bu şartlı 5'te gereken cevabı verebilir. Ama onu da kasarsa iş şaşmamak lazım. O zaman burada bütün atların geliri var arkadaşlar. Çok dikkat etmek lazım. Hümeyra Hanım, Gece Bey'i,
Bobo Bergcan. Bunların hepsinin bir anda devreye girerler. Evet. Dördüncü koşuyu biz böyle az veriyoruz arkadaşlar ki sizler yazasınız oraya diye. Sizden ne yazacağınızı bilirsiniz zaten. Kısa vade 6. Bir koşuda 3 yukarı İngilizler 700 metre kum piste çıkacaklar. Evet, altının ikinci ayağı oluyor. İkinci altın yani. Burada biraz at yazacağız. 11 numaralı Yaman Bey İshak Yavuz. 10 numaralı Rojat Ha Burak Bektaş. 7 numaralı Neos Ahmet Arslan. 9 numaralı Darkhold Menderes Avşar. 6 numaralı Dancing Adder Ferit Adımcı kazandı ama yine kazanabilir bu. Ve 5 numaralı çünkü kupa koşusu bu yani hiç bakmaz ona. 5 numaralı Beauty Sun Yusuf Cengiz. 11, 10, 7, 9, 6 ve 5 numaralı safkanlar diyoruz buraya. 6. koşudayız. Maiden dişiler 3 yaşlı arablar 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif balkumuz var. 10 numaralı Mukaddes Tombul Mustafa Işık ile Apprentice'i. Alternatif banko. Bir aksilik olmazsa güzel bir koşu gelebilir bundan. Bu safkandan. Tabi üzerindeki vatandaşın da iyi idare mesela daha evvelden bindi şu anda 5. oldu Maiden koşuda. Çıkartamıyor. İsa Akıbuz'u denedi Diyarbakır'da. Şimdi tekrar aynı yere geldiler. Mehmet Mustafa Işık'a özür dilerim. Aprantisi. İlk atımız bu. Yani eğer idare çeneleniyorsanız kazanma ihtimali çok yüksek. Çünkü kimse bunu bu adam tekrar bu Mustafa Işık biniyor de yazmayacaktır. Ama biz alternatif banko veriyoruz. 9 numaralı Lemon Çiçeği İsa Akıbuz'la İsa Akıbuz mesela bunu seçmiş. Mukaddes Tumbul yerine bunu seçmiş. O ilginç. Lavina çiçeğini. Abdullah Çankaya ile Diyarbakır'da ikincilik yaptı. Herhalde dedi ki Abdullah Çankaya. Abi dedi bu dedi gelir bu safkan. Sen buna çuf çufla. O ona geçti. Yani bu iki tane safkan küçük kuponlarda yeterli bile. Ama arkasından 4 numaralı Hirfon kızı Abdullah Çankaya. Abdullah Çankaya şimdi Hirfon kızına da bakalım. Abdullah Çankaya da bu Lavina çiçeğinden inmiş. Ha, Abdullah Çankaya, İsa Akyavuz daha evvel binmiş buna. Sekizinciliği var Abdullah Çankaya'nın. Tamam, devam ediyoruz böyle. 8 numaralı Kuşkonmaz Ferit Yardımcı'yla. 3 numaralı Gülbahar kızı Yusuf Cengiz. 11 numaralı Nursu Burak Bektaş ve 1 numaralı de Haydi Karlı Güzel Ahmet Hasan Bayar. Evet. Burası 10 numara alternatif banko. 9, 4, 8, 3, 11 ve 1 diyoruz. 7. kuş handikap 13. 3 yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 13 tane safkan var. Şöyle içine oturtalım. Evet bu 13 tane safkan içerisinde 13 numaralı Summer Solo İsa Akyavuz'u ön planda arkadaşlar ilk atımız. 9 numaralı Evin Necmi Altın'la. 2 numaralı İnci'nin kızı Yusuf Cengiz. 5 numaralı Baba Bedo Burak Bektaş. 6 numaralı Bordo Mavi Ferit Yardımcı ve 4 numaralı Özün Mehmet Ünlü. Evet, Mahmut Ünlü. Hala öğrenemedim isimleri. 13 9 2 5 6 4. 13 9 2 5 6 4 arkadaşlar. Sekizinci koşu Maiden, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada 8. koşuda arkadaşlar günün bankosu var. 9 numaralı Sakartay, Fesih Çetin başta banko. Arkadaşlar bu atın artık gelmesi lazım yani. Bu grupta bulamadık yani bu atı geçecek at bulamadık, inanın bulamadık. Yani tabii nasıl buluruz ya da bulamayız. Burada anlaşırlar, getirirler. Ne bileyim güzel gülü getirebilirler. Düldül kızı olabilir. Bu, mesela İshak Atır çok güzel getiriyorlar. Dikkat edin bakın. Sürpriz olduğunda ya İsa Katar gülüyor ya Hasan Altın'da ki Hasan Altın'a yok bugün. Ya da böyle M Işık mıydı o Mahmut Mustafa Işık mıydı? Ha şu mesela bu tip bunlar geliyor genelde dikkat ediyoruz. Ya da Ahmet Hasan Bayar geliyor. İsa kadar Hasan Altun'dan number one ama bu sürprizlerde. Genelde onları getiriyorlar.
Evet, 9 numara Sakartay, burada Fesih Çetin başta arkadaşlar, Banko. Yani bulamadık biz, hani bulursanız siz söyleyin bana, hani merak ediyorum. 9. koşu şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1800 metre kuma çıkacaklar. 14 tane safkan var. Arkadaşlar bakın, burada da 11 numaralı Şen Han, İsa Akyavuz'a alternatif Banko. Artık bu atın burada gelmesi lazım. Yani normalde bu atın yanına at yazılmaması lazım ama mecburen tam 5 tane daha at bulduk biz burada. Yani bu atı kaldırdığımız anda. Şimdi alternatif banko dediğimiz anda o alternatif banko adayı. Ama o banko olmaz iseyi düşünüyoruz hep devamlı. Arkasına at yazıyoruz. O da 9 numaralı Göktekin oğlu Ferit Yardımcı. 7 numaralı Mini Uçan Bey Fesih Çetinbaş. 1 numaralı İsmail Han Bey Burak Bektaş. 5 numaralı Yalaz Bey İsa Katar ve 6 numaralı Deniz Kurdu Yusuf Cengiz'le. Evet. Sürprizlerde bir de Burak Bektaş var arkadaşlar. Burada sürpriz jokey, yani istatistiğine baktığımız zaman burada Burak Bektaş da buna dahil. 11 alternatif banko, Şenhan 9, 7, 1, 5 ve 6 diyoruz buraya. Evet arkadaşlar, böylece çok da böyle geniş olmayan bir şablon yaptığımıza inanıyoruz. Yani özellikle birinci altılı bayağı kısıtlı geçtik. İkinci altılıda da bir tane bankomuz, iki tane alternatif bankomuz var ki kaldık sondaki alternatif banko bana göre banko olması lazım. Güvenir miyiz, güvenmez miyiz bilemiyorum. O tamamıyla size kalmış bir şey. Herkese bol şans diliyorum. Adana'da muazzam bir program var. 10 koşulluk bir program var. Alternatif bankolarımız, teklerimiz var tabii. Premium üyeli radarına girdi Adana. Premium üyelik alan arkadaşlarımız altlıklı videolarımızı bir ay boyunca dinleyebilirler arkadaşlar. Korkmayın arkadaşlar, bugün ben İzmir'de domatesin kilosu 25 lira gördüm. Yani ne oluyor? 2, 4, 6 kilogram domatesi bir ay size bu yarışlarda kazanmak için çalışılmış profesyonel çalışmaları iletiyoruz. Yani 6 kilo domatesle salça yaparsınız sadece. Hani 25 lira yazıyor ya. 2 kilo domates 25 lira mı yazıyor? Öyle bir kilosu 25 lira. Pardon. Kilosu 25 lira. Ne oluyor? Tabii 6 kilo olmuş oluyor. Yani bizim şu üyeliğimiz, bir aylık üyeliğimiz 6 kilo domates parası. Yani korkmayın arkadaşlar. Burada dediğim gibi kapalı yayınları biz daha çok tercih ediyoruz premium üyelere. Çünkü manipüle edilmiyor. 100-150 kişinin hani girdiği bir grubu manipüle etmenin bir anlamı yok. Ama burada 10 bin kişilik bir gruptan bahsediyoruz. 11 bin yaklaşıyoruz. Yani o bakımdan tabii tavsiyem almanız arkadaşlar. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.